Merhaba, benim isim Tunç Baydar. Şehir Hatları Genel Müdürlüğü'nde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları Genel Müdürlüğü'nde vapur müzisyenlerinin koordinatörüyüm. 2016 yılının Ekim ayından itibaren vapurlarda kontrolsüz bir şekilde müzik yapmaya çalışan müzisyenleri bir projemizle beraber bir yasal statü ve zemine oturtmaya çalıştık. Vapurda Müzik Var projesiyle şu anda elimizde 85 tane müzisyen arkadaşımızı belli saatlerde, belli günlerde çalışabilecekleri bir pozisyona getirdik. Bununla birlikte gemi personelleri, iskele personelleri ve zabıtayla tamamen ilişkilerini kesip sevk ve idaresi konusunda arkadaşlara koordinatörlüğünü de ben yapmaya başladım. Kendim de müzisyenim. İlerleyen aşamalarda sokak ve metrodaki müzisyen arkadaşlara da ilerleyen aşamalarda da çalışmak istiyoruz. Bununla ilgili bir araştırma ve geliştirme konusuyla ilgili bir çalışma yapacağım. Biz buradaki müzisyen arkadaşlarımıza en uygun şekilde nasıl hizmet verebiliriz? Kendim de müzisyen olduğum için vapurlarda en rahat şekilde nasıl çalışabilirler? Bu konuyla ilgili sürekli geliştirmeler yapmaktayız. Şu anda gayet iyi bir şekilde müşterilerimizden de yani yolcularımızdan da %85 civarında müşteri memnuniyetiyle her defasında çıkmaktayız. Güzel bir şekilde bu arkadaşlarımızla çalışmaya devam ediyoruz. Tunç Hocam, sizden önce özellikle sokak sanatçılarının, müzisyenlerinin konumu nasıldı ve sizden sonra bu statüye getirildiğiniz görev sonucu nasıl bir yol izliyorsunuz? Bizden yani bizim bu projeye başlamadan önce vapur müzisyen yani vapur içerisindeki arkadaşların çoğu zaten sokaktan gelme. Niye sokaktan gelme? Kış ayı geldiği zaman tabii bir sıcak ve daha iyi bir mekanda müzik yapma ihtiyacı hissediliyor tabii. Bu arkadaşlar da haliyle bir mecra arıyorlar kendileri ve buraya geliyorlar. Şimdi vapurdaki sıkıntı şuradan kaynaklanıyor. Üst yönetim vapurlarda bu tür şeylerin olmasını istemiyor. Bir de şöyle bir durum var. Yani müzisyenler vapurun her yerindeler. Yani birkaç tane müzisyen grup vapur içerisine giriyor ve vapurun çeşitli bölgelerinde çalmaya başlıyor. Tabii bu bir kaos. Biz bu kaosun tabii yolculardan çok kötü dönüşler oluyor. Sürekli şikayetler oluyor. Ben vizibilite ve tabii istenmedikleri için de sürekli gemi personelleriyle bir kavga var. Sürekli bir zabıtalar çağrılıyor ve zabıtalarla bir didişme var. Zabıtalar enstrümanlarını alıyorlar, ceza kesiyorlar. Tabii ki ben göreve gelmeden önce yaklaşık bir 6 ay vizibilite çalışması yaptım. Genel müdürümüzün talimatıyla. Tabii dışarıdan bir personel olarak alındım ben. Dışarıdan alındım. Yani gemicilikle tabii ki hiçbir alakam yok. Müzisyen oluyorum. Bu arkadaşların nasıl rehabilite yani çalışma ortamlarının nasıl rehabilite edileceğini ben öncelikle çalıştım. Sorunlarını dinledim. Onlarla tek tek görüşmeler yaptım. Bir toplantı yaptım. Daha önce beni tanımıyorlardı. Ben vapurların içerisinde gezdim. Neler yapıyorlar? Nasıl çalışıyorlar? Ne tür bir şekilde bu para şeyini yapıyorlar? Tabii o zaman çaldıkları zaman para topluyorlar ellerinde bir tane şeyle. Tabii yolcunun da en büyük istemediği şey bu. Yani dilencilik yapıyorlar. Parayı işte bizden ben istemiyorum para vermek ama önüme geldiği zaman mecbur kalıyorum o parayı veriyorum gibilerinden bir tabii şeyler var şikayetler var ki Beyaz Masa dediğimiz bizim Büyükşehir Belediyesi'nin 153 Beyaz Masası var. Buraya tabii bütün şikayetler oraya gidiyor. Oradan da şirkete dönüyor. Ben Beyaz Masa'dan vapur içerisindeki müzisyenlerle alakalı 6 aylık süreç içerisinde yaklaşık 450 tane şikayet aldım, gördüm. Bu şikayetlerin çoğu işte dilencilik yapıyorlar, işte burada çalgıcılar var, burada işte bilmem ne var şeklindeydi. Biz para vermek istemiyoruz, para topluyorlar gibi. Biz öncelikle para toplama işini kaldırdık. Hocam şöyle isterseniz konunun daha iyi anlaşılması için. Şimdi siz bu projeye dahil olmadan önce, bu göreve gelmeden önce sokak sanatçıları, arkadaşlarım hiçbir sıfatla görev yapmıyorlar. Biraz daha gayri resmi. Tabii tabii gayri resmiler. Yani Gayri resmi, sıfat çalgıcı. evet. Gayri Sıfatı resmi, çalgıcı gayri ve resmi oldu. dilenci. Evet, gayri resmi olduğu için de yasal olmayan bir iş gibi görünüyordu. Evet. Ve dolayısıyla bu konumlarından dolayı zabıtalar tarafından Evet.
görevliler tarafından şikayetler üzerine kavga ve taciz. Evet, o da var yani. Evet, bu arkadaşlarımızın sürekli takipte olması ve görevlerini icra etmelerini, sanatlarını icra etmelerini engelleniyordu. Engelliyorlardı, evet. Engelleniyordu bir şekilde. Ancak sizin bu göreve gelmeniz, daha doğrusu böyle bir projenin başlatılması ne zaman gündeme geldi? Evet. Ve bu projenin mimarı diyelim kim? Ve bu mimar, projenin mimarı bu projenin başlatılması için sizinle ne zaman ve nasıl temasa geçti? 2015 yılında Genel Müdürümüz Sayın Yakup Güler bu göreve geldi. Bir önceki yönetim tabii bu işte istemediği için. Kendisi benim de çok uzun yıllar ailecek tanıştığımız, çok uzun yıllardır görüştüğümüz bir insandı. Buraya göreve geldikten sonra beni bir telefonla aradı. Dedi ki, Tunç dedi, ben dedi şehir hatları genel müdürü oldum. Seninle konuşmam gereken bir konu var. Bu ara genel müdürümüzün ismini söylemek istiyorum. Yakup Güler. Tamam. Sayın genel müdürümüz Yakup Güler beni telefonla aradı. Tunç dedi, ben şehir hatları genel müdürü oldum. Bir gel seninle görüşmemiz gerekiyor dedi. Ben geldim. Dedi ki, ya Tunç kardeşim dedi, burada dedi, vapurların içerisinde dedi bir terör var dedi. Vapur müzisyen terörü var dedi. Ne yapabiliriz dedi bu konuda. Yani çünkü yolcu da istemiyor. Hani bir sorun var yani, bu sorunu altından kalkabilir misin dedi. Ya yani bu konuyu bana çözüme ulaştırabilir misin dedi. Benim dedi şu anda şehir hatlarındaki en önemli konum bu. Hani gemilerimizde de oluyor sorunlar ama şu anda dedi benim yolcumun da dedi sıkıntı oluşturan, işte personelime sorun oluşturan bir konu var. Bunu çözebilir misin? Dedik yani, dedim ki yani altından kalkarız. Çünkü ben de aynı dili konuşuyorum. Ben de müzisyenim sonuçta. Onlarla bir şekilde bir yol bulacağım konuşmak için. Dedi ki, o zaman sana dedi 2 aylık 3 aylık bir süre veriyorum dedi. Bu konuyu çalış. Bir sunum hazırla. Burada ben sana müdürlere sunum yaptıracağım. Ben işte o dönemde çıktım. Bir 5 ay civarı sürdü. Çünkü Büyükşehir Belediyesi'nin öncelikle bunu kabul etmesi gerekiyordu. Sağ olsun Sayın Genel Müdürümüz Yakup Bey İştirakler Daire Başkanlığı ile görüştü. Büyükşehir Belediye Başkanı o zaman Kadir Topbaş'tı. Kadir Topbaş'la görüşüldü. Ve şöyle anlatıldı. Biz bu işe bir çözüm bulmak istiyoruz. Ve ben bu çözümü bulurken de dışarıdan işte satın alma veya başka bir şeyle bu işi çözmek istemiyorum. Kendime bir personel istiyorum bu işi çözecek ve bu personel de bu adam olacak. Yani Tunç Baydar olacak. Bunu sağ olsunlar üst yönetim de kabul ediyor. Tabii yapın bir görelim diyorlar. Böylelikle bizim hikayemiz başlıyor aslında. Evet Tunç Hocam, bu ilginç hikaye yine Yakup Bey'in bu akılcı düşüncesiyle sokak sanatçıları arkadaşlarımızın da yasal bir statüye kısmen de olsa kavuşmalarını sağlamak için atılan bir adımdı. Bu adım atıldı diyelim ama bu adım atılmadan önce, daha doğrusu yürürlüğe konulmadan önce tahminen bu hatlarda kaç müzisyen arkadaşımız faaliyet gösteriyordu, evet, gayri resmi olarak? Yaklaşık bir 100 kişi civarında bir müzisyen vardı burada. Yani çünkü 100 kişi. Yaklaşık 100'e yakın müzisyen vardı. Biz tabii her şeyimizi, fizibilitemizi bitirdikten sonra ben bütün bu arkadaşları, bizim yukarıda toplantı salonumuz var, hepsini oraya topladım. Dedim ki arkadaşlar, bundan sonra vapurdaki müzik konusu bir statüye oturacak. Sevk ve idaresi bizim tarafımızdan yapılacak. Ve biz bu konuyu artık düzenli bir şekilde almaya karar verdik. Ve bunun başında da ben olacağım koordinatörlüğümde. Devam edin lütfen. Biz bununla birlikte bir seçme demeyelim ama hani ben müzisyenin sınava tabi tutulmasına karşıyım. Biz bu arkadaşlarla bir gün belirleyip onlarla hem bir konuşma hem de müziklerini görme açısından bir daha bir şey yapalım dedik. Bir toplantı yapalım dedik. Biz ilk etapta bu 100 müzisyenden 60 müzisyen arkadaşı uygun olan, bu işi yapabilecek, bu işi en iyi şekilde yapan arkadaşları bir araya topladık. Sınavlarını yaptık ve ilk etapta 60 müzisyenle biz vapurlarda müzik yapmaya başladık. Daha sonra gün be gün ihtiyacımızın dahilinde müzisyenleri alarak
devam ettik ve bugün 85 müzisyenle çalışmalarımıza ve projelerimize devam ediyoruz. Bu görmüş olduğunuz şeyler, Anneler Günü özel program yaptık vapurda. 23 Nisan çocuklar yaptık. Yani vapurda müzik var çocuklar ve sadece müzisyen çocuklar bu programları yaptılar 23 Nisan'da. Daha sonra bir Ramazan konseri yaptık. Bir hafta boyunca, her gün bir hafta Ramazan konserleri, ilahiler, tasavvufi türküler yaptık. Daha sonra Vapur Müzesi'nin arkadaşlarımızla sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyoruz. Yani ne yapıyoruz? Yaşlılara gidiyoruz, konserler veriyoruz. Kimsesiz çocuklara konserler veriyoruz. Engelli kardeşlerimize konserler veriyoruz. Bu şekilde programlarımızı müzisyen arkadaşlarımızla hem burada para kazanıyorlar, hem benimle sosyal etkinlikler, yani sosyal sorumluluk projeleri yapıyorlar. Böylelikle güzel bir sinerji yakaladık her şey açısından. Şimdi rahatlar. Çok. Çalma yerleri belli. Belli bir bölgede vapurun sadece bir yerinde müzik yapabiliyorlar. Tabii. Şu anda bizim vapur müzisyenleriyle alakalı Beyaz Masa'dan dönüş şikayetlerimiz haftalık 7 şikayet civarı. O da 7 şikayetin 4 tanesi ben vapur müzisyeni olmak istiyorum şeklinde. Yani biz arkadaşlarımızla güzel bir proje gerçekleştirdik bunlara. Hem onları yasal bir statü içerisine oturttuk vapur müzisyeni olarak. Hocam bu projeye geldikten sonra müzisyen arkadaşlarımızı eğitime tabi tutma ihtiyacı duydunuz mu? Yani bir araya gelip sohbet etmek, konuşmak, daha sonra herhangi bir konferans salonunda, herhangi bir yerde onların düşüncelerini almak ve bundan sonraki çalışmalarda nasıl davranacakları konusunda fikir alışverişinde bulunma imkanınız oldu mu? Oluyor. Bizim her ay iki defa müzisyen arkadaşlarımızla toplantı salonumuzda toplanıyoruz. O hafta ya da o ay içerisindeki ben şikayet dönüşleriyle ilgili görüşmeler yapıyorum arkadaşlarla. Yani ne yapabiliriz, nasıl geliştirebiliriz şeklinde. Bir de tabii 3 ayda bir çalışma yerleri değişiyor arkadaşların. Bununla ilgili bir kura yapıyoruz ki her gün aynı saatlerde, aynı yerlerde çalışılmasın diye. 3 ayda bir saatleri değişir. Tabii o saat değişme konusunda da yine o gün de toplanıyoruz müzisyen arkadaşlarımızla. Tabii bir hizmet içi eğitim yapmıyoruz ama şöyle bir şey yapıyoruz. Mesela vapur içerisinde bir kriz yönetimi ne yapabiliriz? Çünkü ara sıra tabii müzisyen arkadaşların müziğini istemeyen, bunların burada olmasını, mecralarda olmasını istemeyen insanlar oluyor tabii ki. Haliyle tepki gösteriyorlar. Ben dinlemek istemiyorum, siz mi dinleyeceğim? İşte ben burada yolculuk yapıyorum şeklinde. Ama biz kamuda hizmet veriyoruz. Çok kamusal güzel. Alanlar herkesindir. Tabii. Ve biz o kamusal alanın zaten çok küçük bir kısmını yapıyoruz. Ve bir yolcumuza diyoruz ki, burada müzik var, tabelamız vardır bizim. Bu bölgede canlı müzik uygulaması yapılmaktadır diye. Yani o canlı müziği dinlemek istemeyen yolcularımıza biz başka dinlemek istemediği mecra veriyoruz zaten. Buyurun diyoruz, sizi sessiz bölgeye alalım. O bölgede oturun. Denizimi seyredeceksiniz, çayınızı içeceksiniz. Müzik dinlemek isteyen buyurun gelsin bizim mecramıza. Biz böyle bir ayrım yaptık zaten. Zaten ben şuna inanıyorum. Kamusal alanda yasak olmaz. Müzik yasağı olmaz. Sanat her yerde. Her çok, yerde olması gerekiyor. Evet. Hocam gerçekten çok güzel düşünmüşsünüz. Şimdi alternatiflerin, seçeneklerin kimseyi rahatsız etmeyecek boyutlarda olması kamu alanlarında ve kamu hizmeti veren müzisyen arkadaşlarımızın kendilerini tanıtmaları, müziğini icra etmeleri önemli bir konu. Ama diğerlerinin de tabii rahatsız olmaması için bir seçenek, bir alternatif kesinlikle sunmanız gerekiyordu. Evet. İsteyenler dinleyebilir, dinlemek istemeyenlerin de uygun ortama yerleştirilmesi, mekanda oturması sağlanır hizmeti de veriyorsunuz o zaman. Ayrıyeten burada bir çok küçük bir detay var ama çok önemli bir detay. Bizim müzisyenlerimiz hepsi amfi kullanıyor. Yani evet. Küçük taşınabilir amfileri var. O amfileri kullanıyorlar. Bir müddet sonra bir şikayet mesela doğdu. Ne oldu? İşte müzik sesi çok geliyor. Çok şey yapıyoruz. Ne yaptık biz? Elimize desibel ölçeri aldık. Girdik vapurun içerisine. Vapurun ben müzisyensiz şeklinde desibelli önce sesini ölçtüm.
vapur içerisinde 85-80 desibel, 78 desibel civarında ses var. 60 desibel normalde kulaklıkla çalışılması gereken bir ses yüksekliği. Yani 60'ın üzeri artık sınır. Yani rahatsız edici ses anlamına geliyor. Bu ne demek oluyor? Demek ki vapurun içerisinde motor sesi 80 desibel. Biz müzisyen sesimizi, yani amfi seslerini 85 desibel civarına ayarladık. Zaten vapurun içindeki sesle müzisyen sesi birbirine karışmış oluyor. Böylelikle yolcumuzu daha ses konusunda rahatsız olmayacağı bir şey oluşturduk. Zaten şikayetler geldiği zaman da diyoruz ki biz vapurun içerisindeki sesi 85 desibel ayarladık. Bu zaten ortalamalardadır. Yani sizi rahatsız edecek bir ses değildir. Yani mümkün olduğu kadar bu amfilerden uzak durun demeye çalışıyoruz. Çok yani güzel. Yani bunu da bir şey oturtmuş olduk. Tabii. Standarta. Hocam, şimdi sonuçta kamuda, kamu alanında müzik arkadaşlarımız icra ediyorlar. Tabii ki açık havada olunca parazit ve rahatsız edici akustik sesler daha kaliteyi düşürüyor. Evet. Bu çalışmaya başlamış olmanızın getirmiş olduğu avantajlarla hem dinlenebilir kaliteyi artırmak, parazitleri azalmak ve sanatın daha iyi bir kaliteyle sunulmasını sağlayacak aşamalara gelebildiniz mi? İleride bu konuda bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? Evet. Şu anda vapur müzisyenleri konusunda biz bayağı bir yol ilerledik zaten. Yani arkadaşların her tür müzikle ilgili, yani bu ses sistemleriyle ilgili konularında ben hep zaten yanlarındayım. Hani bir olumsuzlukta, bir şeyde zaten direkt müdahale ediyoruz müzisyenlere. Tabii biz kaliteli müziği şey yapıyoruz. Şu anda vapur müzisyenliği tabii biraz daha kaliteli pozisyonda. Yani evet. Sokakta ve metroda yapılan müziğe nazaran daha biraz daha sosyeteyiz artık. Hani daha iyiyiz. Daha iyi müzisyenlerle çalışıyoruz. Yani daha iyi müzisyenleri seçmek için uğraşıyoruz. Referans istiyoruz mesela. Diyoruz ki buraya müzisyen olman için bana referans vereceksin. Nereden? Kimden olursa. İşte videoların varsa videolarını istiyoruz. Canlı icra istiyorsak çağırıyoruz, bile canlı icra istiyoruz. Yani biz müzik kalite olarak her şekilde biz yavaş yavaş oturttuk buradaki şeyleri. Ama benim esas amacım sokaktaki ve metrodaki müzisyenlerin müzik kalitesini artırmak için bir çalışma yaptım. Benim için sokaktaki müzisyenlerle metrodaki müzisyenlerin müzik kalitesini artırabilmek için, onların daha iyi çalışma ortamlarını sağlamak için şimdi bir çalışma içerisine gireceğim. Avrupa'daki örneklerine bakacağım. Türkiye'deki işte zaten örnek yok. Biliyorsunuz zabıtalar hep peşlerinde kendilerinin. Onun için onların daha iyi bir zeminde çalışmaları için ufak bir çalışma yapacağım. Tabii. Hocam bu düzenlemeyi yaptıktan sonra tabii ki arkadaşlarımızın hayatlarını kazanması, yaşamlarını sürdürmesi için de gelire ihtiyaçları evet. var. Amaçları da zaten evet. sokakta. Bir taraftan sanatlarını icra etmek, bir taraftan yaşamlarını kazanmak. Evet. Bu sokak çalışmalarında görülen bu kamu hizmeti, feribotlarda, vapurlarda yapılan bu sanat icra çalışmalarından sonra arkadaşlarımızın gelirleri nasıl temin ediliyor? Onlar memnunlar mı bu uygulamadan sonra? Şimdi uygulamadan sonra memnunlar. Tamamen yolcu bahşişlerini alıyorlar zaten. Yani biz herhangi bir ödeme yapmıyoruz. Evet. Biz onlardan da bir para talep etmiyoruz. Evet. Tamamen kendilerine ayrılmış olan saatler bazında geliyorlar, burada çalıyorlar ve yolculardan da atılan bahşişleri alıyorlar. Tabii bundan çok memnunlar. Çünkü burada bir şey değişmesi de oldu. Bunlara çalgıcı gözüyle, dilenci gözüyle bakan yolcu artık bir müzisyen gözüyle bakıyor. Yani biz onları artık o konumdan alıp müzisyen konumuna koyduk, sanatçı konumuna koyduk. Burada bir vapur sanatçısı var, müzik icra eden. Yani biz onun için, kendileri de memnun tabii. Yani güzel de para kazanıyorlar. Sıcak bir ortamda çalışıyorlar. Kışın sıcakta çalışıyorlar. Yazın mesela ben bazen onları dış bölgelere alıyorum. Yani vapurun arka açık bölgesi, ön açık bölgesi, üst açık bölgesi. Hani oradaki yolcular da açık havada dinliyorlar müziklerini. Yani böylelikle biz onlar için bir standart oluşturduk. Onlardan para da istemiyoruz. Biz de onlara para vermiyoruz. Böylelikle bir karşılıklı anlaşma gibi bir şeyimiz var diyelim. Çok güzel. O zaman şöyle toparlayalım. Tamam. Önceleri yasa dışı gibi görünen bu işlem
zabıta ve güvenlik görevlileri tarafından engellenmek zorundaydı. Evet. Şikayetlerden kaynaklanan sebeplerden dolayı evet. onların bu alanda çalışması yasak evet. olarak görülüyordu. Şöyle bir kimlikleri var. Bizim tarafımızdan verilmiş. Adı soyadı yazar. Resmi vardır burada. Şehir hatlarının üstte bir bantı vardır. Büyükşehir Belediyesi'nin bir bantı vardır. Bunu takıyorlar. Bunu vapur iskelesine girerken takarlar. Ücretsiz geçiş yaparlar. Vapurun içerisine girerler. Vapur müziği yaptıkları süre boyunca bu müzik üzerlerindedir. Çünkü niye? Bir yolcu bir konu hakkında rahatsız olduğu zaman o kişiyi tanısın. Tamam. Yani bana dönüşlerde ben mesela telefonla görüşmeler yapıyorum. Bilhassa müzisyenin tarifini istiyorum. Kimliğinin üzerindeki ismini istiyorum. Bu onların tanıtım kartıdır. Evet. Yani bu kartla beraber bu müzisyen arkadaş gelir, işini yapar ve gider. Çok güzel. Budur yani. O zaman hocam şöyle... bu proje uygulanmadan önce etrafın dilenci gözüyle baktığı, rahatsız olduğu konusunda şikayetlerin oldukça fazla olduğu ve bu tepkiye karşı da bazen müzisyen arkadaşlarımızın da sesini yükselterek tabii. onlarla da hoş olmayan ortamlarda evet. Sorunlar yaşayıp da yaşatarak evet. görünen olay, bu olaydan sonra biraz resmi bir olay evet. kazandı, kimlik kazandı. Gösterilen alanlar dışında herhangi evet. bir alana çıkmadan müziklerini icra etmeye evet. başladılar. Ve bu müzik icra döneminde rahatsız olabilecek müzikten yolculuk esnasında yararlanmak istemeyenlerin de yararlanacağı alanlara nakli evet. ve rahatlığı, konforu evet. düşünülerek evet. onların da rahatsız olması evet. engellendi. Ve böylece müzik sevenlerle, müzik icra etmek evet. isteyenler sizin projelerinizle evet. bir araya getirildi. Evet. Ve müzik sanatçısı arkadaşlarımız da belirli saatlerde, belirli bu alanlarda evet. Aldıkları bahşişlerle yaşama kalitesini, sanatını icra etme fırsatı evet. buldu. Bir de şurada ekleyeceğim bir şey daha tabii, eklemek lütfen. İstiyorum. Tabii. Biz şu anda vapurun içerisine kim giriyor onu biliyoruz. Yani kontrolümüzün altında. Güvenlik soruşturmasını yapıyoruz sonuçta. Bu kimdir diye. Savcılıktan bir belge istiyoruz. Müzisyen olması için olduğu zaman bu mecraya giren her müzisyenin kim olduğunu ben biliyorum. Hırlı mı hırsız mı? Değil. Çünkü ben onu seçtim. Tabii. Elimde bununla ilgili bir güvenlik soruşturması da var. Yani o kontrolü de elimizde olduğu için tamamen rahatız. Kim olduğunu biliyoruz çünkü. Daha önceden karmaşa var. Kim olduğu belli. Belki adam kaçak geliyor, çalıyor, gidiyor, alıyor parayı. Belki başka mecralarda kullanıyor aldığı parayı. Onun için biz burada gelen adamı, giden adamı biliyoruz. Kimmiş? Tabii. Yani sonuçta biz buradan ilişiğini kestiğimiz arkadaşlarımız da oluyor. Yani belli kriterlerimiz var. Evet. O kriterlerin içerisinde bozduğu zaman diyoruz ki, dur kardeşim, bizim kriterlerimiz bunlar. Bu şekilde çalışmak zorundasın. Biz bu senin bu çalışma şeklin bize uygun değil. Onun için biz seninle maalesef bu konuda anlaşamayız ve bu mecrada çalışmana müsaade edemeyiz deyip onu buradan uzaklaştırıyoruz. Yani bir şekilde hocam şimdiye kadar hiç olmayan, hiç kabul edilmeyen evet. ve hiç göz önünde bulundurulmayan bir departman yaratmış oldunuz. Evet, evet. Yani yarattım. Sokak müzisyenleri gibi hiç anlaşılmayan, hemen hemen dilencilerle aynı kefeye evet. konulan, ve yaşamını da kazanmak zorunda kalan bu evet. genç arkadaşlarımızın bir yerde belediye tarafından resmi olarak tanınmasını beraber tabii, getirdi. Tabii kesinlikle bu resmi olarak tanındı zaten. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Hani çok özel resmi bazda bir şey olsa hani onu inkar eder. Yani onu tanımayacak ama buradaki yürürlüğün ve şeyin devamı konusunda onu tanıyor. Çünkü bir kimlik veriyorsunuz. Bir kimlik hocam. Var. Bu kimlikte de bir alan gösteriyorsunuz. Evet. Onlar çalışmalarını yapıyorlar. Herhangi bir şikayet veya müşterinin şikayeti veya işletmeye bir zarar tabii. verdiği takdirde onları göz önünde bulunduruyorsunuz. Tabii. Bütün bunların aşamasından da kurumsallık kazanmış oldular yani. Kazanmış oldu. Tabii. Ayrıca bu müzisyen arkadaşlarımızın birbirinden kopuk olan ayrı ayrı yerlerdeki rekabetlerini de evet. Düzene koyarak kesinlikle. Ayrı alanlarda görevlendirerek onların da bu işlerini daha sağlıklı tabii. yapmasını. Tabii. Bir de geliştirmelerini istiyoruz kendisine. Evet, ben de onu mesela soracaktım. Ben şöyle söylüyorum. Ben 3 yıldır bu projeyi yürütüyorum. 3 yıldır gemiye her defasında binerim. Her müzisyeni denetlerim. Bakıyorum mesela.
2 yılda aynı parçayı söylüyorsa diyorum ki arkadaşım sen bu aynı parçaları söyleme artık, repertuarını değiştir. Çünkü senin gelişimin için repertuarını değiştirmen gerekiyor. Çok güzel. Yani siz düşünün, 10 yıldır aynı oyunu oynayan bir tiyatrocu. Bu ne kadar geliştirebilir kendisini? Yani yerinde sayar. Yerinde sayar. Evet. Her defasında başka bir oyun oynayacak ki tabii, her role bürünebilecek. Tabii. Benim müzisyenim de her mecrada her müziği yapabilecek. Tabii. Tunç Hocam, bu güzel çalışmalarınızın daha iyi anlaşılması için ben bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdiye kadar tabii zaten ekonomik durumlara müsait olmayan bu yetenekli kardeşlerimizin ekonomik durumlarından kaynaklı sebeplerle kendilerini geliştiremedikleri gibi normal yaşantılarında sürdürmelerinde zorlandıkları gibi birbirlerinden kopuk oldukları gibi yine bir araya gelme şansı olmuyordu. Ama şimdi sizinle birlikte bu resmi resmiyet kazanınca bazı zamanlarda konferans salonunda toplanarak onların birbirlerini tanımasını, yeteneklerinin birbirine anlatmalarını, sizin de müzisyen ve eğitimci olmanızdan kaynaklanan sorulan sorulara cevap vermeniz, kendini geliştirmek için de müzik alanını tamamlayacak derslerde belki önderlik yapmanız. Evet. Yönlendirmeniz gibi çalışmalar da oluyor. Evet, evet, tabii tabii. Bir de bunlardan zaten birbirleriyle de çalışıyorlar. Evet. Şimdi mesela normalde eskiden hani kimse birbiriyle çalışmıyor. Lokal bir çalışma şekli var. Hani her müzisyenin bir grubu var. O grubun dışındaki kişiyi de kendi içine almıyor zaten. Evet. Hani biraz mafya mali de bir şeyler var. Evet. Ama şu anda benim sosyal sorumluluk projelerinde her müzisyen katılmak zorunda. Birbiriyle müzik yapmak zorunda. Birbirine çağırmak kaynaşıyorlar. Tabii. Birbirlerini tanıyorlar. Yani birbirlerini sevmeseler bile sanatta kesinlikle birbirleriyle dayanışma. Çünkü ben şöyle görüyorum. Ekip gibi çalışıyorlar. Biz burada bir aileyiz. Yani Vapur müzisyeni olarak 85, bir de ben 86. Biz 86 kişi bir aileyiz. Aile gibi göreceğiz. Aile gibi beraber olacağız. Hepimiz birbirimizi seveceğiz. Sevmesek bile iş yapacağız. Çok güzel. Hocam, şimdi sizin bu projeye getirilmeden önce arkadaşlarla yapmış olduğunuz sohbetlerde bu müzisyen arkadaşlarımız, sanatçı arkadaşlarımızın mafya tarafından veya diğer alanlardaki bazı artık güruhlar tarafından saldırıya, şiddete, darpa, tehdite maruz kaldığını anlatanlar olmuş mudur? Ayrıntıya girmeye gerek yok ama. Tamam, anladım. Şimdi şöyle bir durum oluyor. Eskiden bazı tabii bu vapur müzisyen vapurun içerisine geçiyor. Şimdi atıyorum. Çok güzel bir örnek vereceğim. Kadıköy Beşiktaş hattı müzisyenlerin en çok kazandıkları hat. Çünkü orada yolcu da biraz bilinçli yolcu. Yani onlara sürekli zaten para olarak destek oluyor. O dönemde yani bizim bu işe başlamadan önceki dönemde bir vapurun içerisinde mesela Kadıköy Beşiktaş hattını 3 tane grup ele almış. Başka bir müzisyen geldiği zaman diyor ki sen buraya giremezsin diyor. Bura benim vapurum diyor. Burada asla yapamazsın bu işi diyor. Ve bunun yüzünden kavga da ettiklerini biliyorum ben. Yani yaralanmalı dövüş kavgaları da olmuş. Ayrıyeten çok yüksek meblağda paralar kazandıkları için başka güruhlar tarafından böyle bir tekel içerisine alınmaya çalışmış. Para çalmak istemişler. Para çalmak istemişler. Uyuşturucu satmaya çalışmışlar. Yani para çok kazanılıyor çünkü her gün 1000 lira kazandığınızı düşünsenize. Evet. Günlük 1000 lira para kazanıyorsun. Tabii. Sabahtan giriyorsun. Burada 3 turda bir müzisyen 400 lira para kazanıyor grup olarak. 3 turda 400 lira. Evet. Bölüştükleri zaman kişi başı 200 lira para düşer. Evet. Bu paranın günlük 1000 lira olduğunu düşün. Ayda 30 bin lira para eder. Tabii. Herkes bu paranın peşine düşer. Tabii. Kesinlikle. Ama biz sağ olsun genel müdürümüz bu arkadaşlara o kadar güzel bir mecrada yardımcı oldu ki onlar da kıymetini biliyor şu anda arkadaşlarımız. Çünkü hep bana şunu söylüyorlar. Abi ya sen bir kaostan güzel bir şey yarattın. Ben de diyorum ki çölden baha yarattım. Çok güzel. Yani. Az önce bir şeye tanık oldum. Yine bir sokak sanatçısı arkadaşımız yeni bir kursa yazıldığını ve evet, bu kursta kendini geliştirmek için de ödeme yapmanın sevincini yaşadı. Evet. Bunlar yine müzik alanındaki çalışmalar mıdır?
müzik alanında bir sertifika belgesi almak için yapılan bir çalışma mıdır? Yani ne gibi kurslardan yararlanıyorlar? Şu anda biz bir şey, hani o konuyla alakalı arkadaşlara herhangi bir şey yapmıyoruz. Onlar evet. Tamamen dışarıda. Dışarıda, mesela evet. Hocalar buluyorlar. Çünkü niye? Burada diyor ki, ben yeterli değilim diyor. Evet. Artık yeterli değilim. Ama hukukları... Benim bir şey öğrenmem lazım. Heh, işte bu çok buradaki önemli. Kazandığı parayla gidiyor, o şeyi öğreniyor. Ama, parası da var kazandığı tabii, için. Kazanıyor. Şimdi ama benim ilerleyen safhadaki buradaki amacım şu. Burada müzik eğitimine ihtiyacı olan tüm arkadaşlara o eğitimi kendi içimizde verebilmek. Çok güzel. Yani burada çünkü konservatuvarda okuyan müzik eğitimi alan arkadaşlarımız var. Bir de şeyden gelenler var. Yani dışarıdan işte kendi çabalarıyla müzisyenlik yapmaya çalışan arkadaşlar var. Biz o arkadaşları tamamen birbirle buluşturup sen müzikte ne biliyorsun, bu arkadaşa ne anlatabilirsin? Tabii. Yani ilerleyen süreçlerimizde de bunu da yapacağız tabii. Peki bu çalışmaları yaptığınız zaman 80-500 civarında sanatçının olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Bunların arasında da mutlak sizin dikkatinizi çeken, ileride yetenekli olduğuna inandığınız için herhangi bir fırsat bulduğunda çok iyi yerde olacağına inandığınız kişilerle karşılaştınız mı? Var. Hatta çıkanlar var. Tabii Evrencan Gündüz bizim zamanımızın, yani bu başlangıçların çok öncesinden ama şu anda Melek Mosso diye bir arkadaşımız var. Bayağı bu şeyde mecrada çıkan ama çok büyük bir başarı yakalayan bir arkadaşımız. Merhaba. Çok büyük başarı yakalayan bir arkadaşımız. Onun dışında Yasemin diye bir arkadaşımız var. Yakın zamanda o da yavaş yavaş bir şeyler olacak gibi görünüyor. Onun dışında da çalışan arkadaşlarımız var kendi imkanlarıyla. Mesela vapurdaki kadınımız var bizim. Hilal, sevgili Hilal'imiz var. O da çok güzel bir başarı yakalamış sosyal medyada. O da güzel bir başarı yakaladı. Sosyal medya üzerinden çalışan Ateş Band var mesela. Ateş var, bizim sevgili Ateş'imiz var. O da güzel bir farklı bir sesi var mesela. O da güzel bir şey feedback yakalamış bir arkadaşımız. Tabii ki daha ilerleyen süreçlerde daha iyi arkadaşlarımız yani çıkacaktır. Son soru, çünkü zamanınızın sınırlı olduğunu biliyorum ama bu 85 kişilik değişik alanlarda sanatlarını icra eden müzisyen arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin yine bu ekip çalışmasına yatkın olmaları, sahadaki başarılarının kendilerine kazandırmış olduğu özgüven ve sizin onlara kazandırmış olduğunuz resmi statü sonucu ileride birçok alanda konserler vermek, açık alanlarda halka yönelik etkinliklerde bulunmak ve ya sosyal projelerde de ödenekli projelerde de görev almaları mümkün olabilir. Buna sıcak bakıyor musunuz? Tabii, kesinlikle. Onlara yardımcı oluyor musunuz? Sizden referans istediklerine referans evet. Oluyor musunuz? Tabii. Bu konuda bir. Tabii. Yani bilhassa ben o işi o tarafında olmalarını istiyorum. Niye olmalarını istiyorum? Bu vapurda para kazanıyorlar ama dışarıda da bir hayat var. Yani sadece vapuru endeksi değil. Yani statü yükseltmek gibi düşünelim biz bunu. Yani vapurdaki konserlerimizden yavaş yavaş işte halk konserlerine, salon konserlerine taşımayı tabii ben de çok istiyorum. Bununla ilgili girişimlerim var, uğraşlarım var. Ara sıra olduğu zamanlar da oluyor. İnşallah daha da iyi olacak. Yani yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz diyeyim. Hocam şimdi geldik programımızın sonuna. Bu güzel çalışmaların devam etmesi için demin de sizin de söylediğiniz gibi her çalışmada olduğu gibi rölantide olmamak lazım. İleriye yönelik yeni projelerle geliştirmek lazım. Evet. İleriye yönelik olarak sizin hem bir müzisyen, bir eğitimci ve bir de şu an almış olduğunuz görev gereği bir koordinatör olarak hedefleriniz var mıdır? Genel müdürlükteki temsilcilerle çalışarak onlara yeni bir proje hazırlıyor musunuz? Şimdi bu işi evet geliştirmek istiyorum. Şu anda Türkiye'de tekim yani bu konuda. Evet. Ben de bunun farkında olduğum için özellikle Kopenhag'da ve diğer alanlarda da gerçekten bu konuda çok olumlu bir teklif gelebilir diye düşünüyorum. İnşallah. Yani benim niyetim sokak, vapur ve metro müzisyenliğini tek bir çatıda altında toplamak. Yani meydan yönetimleri zaten Büyükşehir Belediyesi'nin şeyinde, himayesinde. Fakat
Ben bunu yapabilmem için önce dünyadaki örnekleri görebilmem lazım. Şimdi dünyadaki örnekleri görmek için bir orayla da ilgili bir fizibilite çalışması yapacağım. Bu işi nasıl yapıyorlar? Bu konu hakkında müracaat mercileri neler, nasıl bir yol izleniyor? Pek biraz böyle bilgiler aldık ama tabii yerinde görmeden bunu anlayabilmek mümkün değil. Onun için Avrupa'da birkaç özel, yani ana merkezlerde sokak müzisyenlerinin ne şartlarda veya metrolarda ne şartlarda çalıştıklarını da görmek için bir tabii çalışma yapmak istiyorum. Genel müdürümüzle bunu paylaştım Sayın Yakup Bey'le. Yakup Bey de bana bir proje hazırla. Proje hazırlayıp hani bizim içinde nasıl bulunacağımız konusunda bir projeyle gelirsen bu konu hakkında sana şirket olarak yardımcı oluruz dediler. Sağ olsunlar. Ben de şimdi onunla ilgili bir çalışmaya başladım. Önce bir altyapı oluşturacağım. Burası ile oraya bir bağlantı kuracağım. O bağlantıdan sonra da inşallah işte şeyimizi, bütçemizi falan filan alabilirsek yurt dışında da bununla ilgili bir çalışmayı yaptıktan sonra gelip Büyükşehir Belediyesi'ne sunmayı düşünüyorum. Çünkü tek çalışan, bu işi yapan ben olacağım. Tabii. Onun için bir ilkini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Hocam şimdi biliyorsunuz belediyeler daha çok siyasi temsilcilerin seçilerek görev yaptığı yerler ve sanatla her ne kadar içli dışlı olurlarsa sanatçıyı o kadar daha iyi anlarlar. Evet. Sanatçıyla da uyumlu çalıştıkları zaman halkla bütünleşmeleri o kadar daha iyi olur. Sizin ileride bütün belediye birimlerinde şu ana kadar dilenci, sokak sanatçısı, ötekileştirilmiş gibi görünen bu arkadaşlarımızın toplantılardan önce, konferanslardan önce, belediyenin etkinliklerinden önce bu arkadaşlarımızın resiteller vermelerini, sunum yapmalarını, konserler vermeleri, politikacıyı da bu alanda biraz daha duyarlı, biraz daha müzisyen arkadaşlarımızı anlayacak duruma getirebilir düşüncesindeyim. Kesinlikle, kesinlikle. Sizin ileride mesela bir belediye meclis üyesi toplantısı veya ne bileyim işte Büyükşehir Belediyesi'nin meclis salonunda özel bir günde, sanatçılar gününde bir konser vermelerini falan. Ben çok istiyorum. Hatta genel müdürümüze de talebim buydu. Dedim ki genel müdürüm bizim zaten bir ekibimiz var. Biz bu ekiplerle kültür merkezlerinde konserler veriyoruz. Açılışlarda, özel günlerde. Şimdi ufak ufak başladık. Yani yapıyoruz ufak ufak ama dediğim gibi bu tamamen tanınmakla ve bilinmekle alakalı bir şey. Tabii. Ben de şimdi bizim UGETAM diye bir birimimiz var. UGETAM. Evet, Büyükşehir Belediyesi'nin. Büyükşehir Belediyesi'ndeki üst yönetime, yani şefler, müdürler ve genel müdürler bazında yerel yöneticilik, yerel yönetimlerde eğitimleri veriyorlar. Yani liderlik eğitimi veren bir kurum bu. Çok yakın bir zamanda biz bu kurumla küçük bir anlaşma imzaladık. Yani protokol yaptık diyelim. Bu protokol kapsamında ben her işte grubun, genel müdür ve müdür ve şeflerin bulunduğu gruplara vapur müzisyeni bir arkadaşımla gidip küçük küçük dinletiler veriyorum. Ve vapur müzisyenleriyle koordinatörlüğün görevlerini anlatıyorum orada. Çok güzel dönüşlerimiz var. Çok beğeniyorlar. Ben böylelikle bu küçük şeyleri, küçük mini konserleri yaparak Büyükşehir'e bağlı 46 tane iştirakin genel müdürü, müdürü ve şeflerine ulaşmış oluyorum. Böylelikle kendimizi anlatıyoruz. Tabii oradan geri dönüş olacaktır büyük bir ihtimalle ama şu anda çok yeni olduğu için ufak dönüşler var. İnşallah daha da çoğu olacak. Hocam, programımızın sonunda başta dinleyicilerimize daha sonra sanatını icra eden müzisyen arkadaşlarımıza ve bizi izleyecek olan tüm izleyicilerimize önerileriniz nedir? Sanatçılara nasıl bir davranış içinde olmalarını istersiniz? Sanatçılarımızın sanatlarını icra ederken dinleyicilere nasıl bir davranış içinde olmalarını istersiniz? Bir de size bu imkanı yaratan, yarı resmi de olsa yaratan başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ve siz de ilk defa da zaten bu birimin Türkiye'deki ilk deneyicisi ve koordinatörlüğünü yapan birisi olarak fikirlerinizi, önerilerinizi, düşüncelerinizi alabilir miyim? Şimdi şöyle söyleyeyim. Sanatını icra eden herkes saygıyı hak eder diye düşünmekteyim. Çünkü biz yani şöyle söyleyeyim. Müzik olsun, görsel sanatlar olsun, bunları yapan insanlara
Allah tarafından verilmiş güzel bir lütuftur bu. Herkese verilen bir şey değildir. Onun için bu mecralardaki insanları sakın dilenci olarak görmesinler. Sakın. Yani gerçi dilencilerin de başımızın üstünde. Yeri var, yeri o da ayrı konu. O insan. He. Ama sonuçta hani biraz üretici olmak. Üç kağıdıyla parayı toplamakla ya, çok evet. ihtiyacım olarak parayı evet. toplamak farklı bir şey. Evet ama ama sokak sanatçısı gerçekten bir meslek. Tabii. Bir meslek. Sokak sanatçılığı bir meslek. Tabii. Avrupa'da böyle. Tabii. Yani tabii. insanlar bunu böyle görüyor. Ama bizim ülkemizde tabii biraz daha farklı görülüyor. Onun için ben diyorum ki sokak sanatına, bu sadece müzik olmayabilir, başka şey de olabilir. Yani dans edebilir sokakta, gösteri yapabilir, bir tiyatro şeyse, tiyatral bir şey sergileyebilir, işte bir resim yapabilir, bir heykel yapabilir, onu orada satabilir. Sonuçta bu insanlar devletten para kazanamadıkları için, bir kadrosu veya bir yerde para kazanamadığı için bu işi yapıyor. Yani devlet buna yer verse, yani bir imkan sağlasa veya başka bir işi olsa adam zaten gelip onu yapmayacak. Kesinlikle. Onun için bu da bir şey. Yapılması gereken ne var? Biz devlet olarak sahip çıkacağız. Evet, şunu diyorsunuz yani. Vatandaşlarımıza destek olsunlar. Dünyanın en önemli ruha hitap eden araçlarından bir tanesi müzikte. Evet. Müziğin ruha hitap etmesi insanların duygularını, barış ve uzlaşma ortamını, sosyalleşmesini sağlar. Onun birlik için, beraberliği sağlar. Evet. Onun için bunu yapan sanatçı arkadaşlarımıza sahip çıksınlar. Evet. Sanatçılara da diyorsunuz ki bakın siz madem bu kadar önemli bir görev üstleniyorsunuz, halkımızın anlayışına ve onların size olan bakışlarına evet. saygılı olmaya hocam, dikkat edin. Hocam tercüman oldunuz yani. Evet. Sözlerime. Bir şey daha söylüyorsunuz. İşte bir taraftan sanatçılarımızın faaliyetlerini gören, evet. bir taraftan halkımızın anlayışını gören evet. belediyeler ve resmi kurumlarda evet. bunu daha uygun şartlarla evet. icra edilebilir, geliştirilebilir bir ortamda projeler üretsinler. Bir gün gelecek, ben bunu söylüyorum, bir gün gelecek her belediyenin vaadinin içerisinde sokak müzisyenleri olacak. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Sizle evet, bize konuşmaktan, sizinle görüşmekten çok memnun oldum, evet. çok mutlu oldum hocam. Yıllara dayanan da bir dostluğumuz da vardı. Yani böyle daha da pekiştirdik. Çok teşekkür ederim. Teşekkür çok sağ olun. Sağ olun. Değerli izleyiciler, çok değerli dostum, değerli arkadaşım Tunç Baydar hocamla tesadüfen bir görüşmemiz sonucu benim de bu çalışmaların saha çalışmalarının olduğu bir alanda görev yapıyordum. Ve Tunç hocam bana zaman ayırdı. Çok ama çok önemli bir ufuk açtı bana. Çünkü sokak müzisyenleri dünyanın her tarafında gittikçe değer kazanan, üreten ve halkla uyumlu çalışan bir ortam. Biz de dünya sokak ekonomisi alanında çalışan kişiler olarak İstanbul'da ilk defa böyle bir temsilciliğin açılmış olması, Tunç Baydar hocamın bu göreve getirildiğini öğrenmiş olmam ve 85'e yakın müzisyenin eğitilmesi, uygun yerde kamu alanında hizmet vermesini sağlaması ve ilerideki projeleri de geliştirerek bütün kamu alanında müzik yapmak isteyenlere yeni fikirler üretebilecek sonuçları bizimle paylaşacağına dair söz aldım. Tunç Baydar hocama ben teşekkür ediyorum. Sanatçı arkadaşlarıma da bu çalışmalarında başarılar diliyorum. Bu fikri yaratan katkısı olan Yakup Güler Hoca başta olmak üzere. Yakup Güler genel müdür oluyor galiba. Evet, genel. Ona da ben de selamlarımı iletiyorum. Ve umarım ki bir sonraki röportajımızda çok daha yeni gelişmeleri size anlatırız.